Merhaba bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz kağıt tipten hazırladığım motifli çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. İlk olarak çantamızın motiflerini örmekle başlıyoruz. Motiflerimizi ördükten sonra birleştiriyoruz. Taban bölümümüzü örüyoruz. En son ağız kısmımızı ve askımızı da örerek çantamızı tamamlıyoruz. Ben çantamın iç kısmında bu şekilde astarlama yaptım ve ağız kısmına bir tane de mıknatıslı çıt çıt yerleştirdim. O kadar güzel oldu ki gayet kullanışlı bir çanta elde etmiş olduk. Zaten markayla birebir aynısını yapmaya çalıştım. Boyut olarak da aynı oldu. Çantamda toplam olarak 16 tane motif örmüş oldum. Şimdi çantamızın şöyle ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Eğer farklı bir e, iple örecekseniz o şekilde bir ölçü alabilirsiniz diye. Şöyle baktığımızda 39 cm. Boy olarak baktığımızda ise 28 santim, askıyı zaten açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım onu ayrı bir videoda anlattım o videodan yararlanabilirsiniz e, taban bölümünü de şöyle göstermek istiyorum bakın sadece taban bölümü ise bu şekilde baktığımda 6 cm uzunluğunda da taban bölümümüz var çantanın orijinalinde zaten iç kısmına astarlama yapılmış ama ağız kısmına çıt çıt dikilmemiş ben bu şekilde mıknatısı çıt çıt kullandım daha kullanışlı olması adına şöyle kullanmış olduğum iplerden bahsetmek istiyorum çantanın orijinaline baktığımızda toplam 5 tane renk kullanılmış. Ee, benim de hasır renk ipim şu an elimde olmadığı için bittiği için onu gösteremiyorum. Ee, şöyle baktığımızda şöyle iplerimden bahsedeceğim. İpimin markası bağlayan yarn, rafya diye geçiyor. 250 gram, 250 metrelik bu şekilde iplerimden. Zaten ara renklerinden çok az ip kullanıyoruz motiflerde kullandığımız. Bu krem hasır rengi olan ipimizden de yarım yumak kadar kullanmış oldum. Bakın bu şekilde bir yumak ipimden yarım yumağını kullanmış oldum. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklama kısmına kullandığım ipi linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu çanta modeli için bu şekilde renkli kağıt kullanacağız. 5 tane bu şekilde renk kullanılmış. Ben de aynı o şekilde birebir kullanmaya çalıştım. İplerime uygun olarak da üç buçuk numaralı tığımı kullanacağım. Şimdi ilk olarak orta kısmını örmekle başlayacağız. Ortası için motifimizde pembe rengimiz var. Pembe ile başlıyoruz. Şöyle diğer renklerimi kenara alıyorum. İpimi ortasından çıkardıktan sonra burada toplam olarak 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektikten sonra birinci zincirimin içerisine batıyorum. Bakın battıktan sonra bu şekilde kapatıyoruz. Burada daha sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımız ipimi dolayıp bakın bu oluşturduğumuz orta boşluğa batıyoruz. Bakın halkaya. Ortanın içerisine battıktan sonra ikisini bir, ikisini bir çıkarak ilgili trabzan ördüm. Daha sonrasında araya bir tane zincirimi çektim. Tım üst ipimi dolayıp boşluğun içerisine oluşturduğumuz halkanın içerisine batıyorum. İkisini bir ikisini bir çıkarak ikili trabzan örüyorum. Tekrardan araya bir tane zincirimi çektikten sonra tım üst ipimi doladıktan sonra halkanın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde toplam olarak 8 tane ikili trabzan örmemiz gerekiyor. Başta çekmiş olduğumuz buradaki zinciri bir trabzan olarak sayacağız. 4 tane çekmiş Geçtik. Ortaya yine bir tane sıkalıyor Yani 3 tane zincirimiz bir trabzan olarak sayılıyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda 4 tane ikili trabzanımızı ördük. Araya bir tane zincir. Tekrardan tığım üst dolayıp halkanın içerisine batıp bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar bir zincir. Tekrardan batıyorum. Bu şekilde 8 tane ikili trabzan örelim. 8 tane ikiye tırabzanımızı ördükten sonra yine en son bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın burada başta dört tane zincirimiz vardı. Bunun 1 2 üçüncünün içerisine batıp bu şekilde ipimi kaydırıyorum ve orta kısmını örmüş olduk. En son bir tane zincirimizi çekiyoruz ve burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi orta kısmı bu şekilde ördükten sonra şu kısa kalan ipimi de ben geriye doğru alacağım. Bakın bu şekilde aldım. Şimdi burada diğer rengimize geçiyoruz. Sarı ipimi alıyorum. Şimdi ben renk geçişlerini bu şekilde yapıyorum. İpimi parmağıma doladıktan sonra tığıma bir tane zincirimi çekiyorum. Daha sonrasında tığım üst ipimi dolayıp ikili trabzanlar halinde bölümler örmemiz gerekiyor. Şimdi oluşturduğumuz bu boşlukların içerisine bakın zincir çektiğimiz boşluğa battım. İkisini bir İkisini bir alarak ikili trabzan ördüm. Tekrar tığım üst dolayıp aynı boşluğun içerisine batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan ördüm. Tekrar tığım üst dolayıp aynı boşluğun içerisine batıyorum. Ve şu kısa kalan ipimi de aradan yürüteceğim. Bakın başlangıç yaptığım ipimi. İkisini bir, ikisini bir çıktım ve ikili trabzan ördüm. Şimdi aynı boşluğun içinde toplamda 4 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonrasında tığımız tepimi dolayıp yandaki zincir boşluğun içerisine battım. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan ördüm. Aynı boşluğun içerisine iki, aynı boşluğun içerisine üç, aynı boşluğun içerisine dördüncü ikili trabzanım ördükten sonra tığımız tepimi dolayıp yandaki sıra gelen boşluğun içerisine yine dört tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla dolduralım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şöyle yakında göstermek istiyorum. Alt sırada oluşturduğumuz bütün boşlukların içerisine 4 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimizde başta yapmış olduğumuz ikili trabzanın tam tepe noktasına batıp ipimi bu şekilde çekip Diğer ipimden çıkartıyorum ve kaydırmamı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum burada ve artık ipimi kesiyorum. Andaki ikili trabzanın tepesine batıp şöyle kısa kalan ipimi geriye doğru çekiyorum. Bir sonraki rengimde bunu arkadan yürütüyorum ben. Bakın bu şekilde yürüttüğümüz için arkada e, kopuk kopuk iplerimiz kalmıyor. Dün bu iplerimi ben bu şekilde kesiyorum kısa kalan iplerimi temiz bir görüntü için. Bakın bu şekilde örmüş olduk. Şimdi turuncu rengimize geçiyoruz. Şimdi turuncu ipimi parmağıma dolduktan sonra yine bir tane zincirimi çektim. Tın üst ipimi doladım. Şimdi burası önemli. Şimdi burada iki tane ikili trabzan gruplarımız var. Bakın bu grupların şuradaki boşluğuna batıyoruz. Bir tane ikili trabzan ördüm. Aynı boşluğun içerisine ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Ve aynı boşluğun içerisine üçüncü ikili trabzanım. Tekrar batıyorum ve aynı boşluğun içerisine dört tane ikili trabzanımı bu şekilde örmüş oldum. Bakın şurada ikili trabzanlar gruplarının arasındaki bu boşluğa dört tane ikili tırabzanımı ördüm. Daha sonrasında tığ müstepimi doladım. Alt sırada bakın iki tane ikili trabzan atlıyorum. Hemen şu boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın hepimi dolayıp yine iki tane ikili trabzan atlıyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan. Tekrar tığımın hepimi dolayıp yine iki tane ikili trabzan atlayıp üçüncünün arasına bu şekilde bir tane ikili trabzan ördüm. Şöyle yakın göstermek istiyorum. Bakın. Köşemizi ördükten sonra iki tane kilit trabzan atlayıp hemen yandaki bu boşluğun içerisine bir tane kilit trabzan. Daha sonrasında yine iki tane kilit trabzan atlayıp hemen yandaki bu boşluğun içerisine bir tane kilit trabzan. Yine iki tane kilit trabzan atlayıp bu boşluğun içerisine bir tane kilit trabzan ördük. Şimdi üç tane yan yana bu şekilde kilit trabzanımızı ördükten sonra tığımız tepimi dolayıp bakın burada Hemen sıra gelen boşluğun içerisine köşemizi öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Bakın yine aynı şekilde ee, başlangıçta nasıl yaptıysak. Şimdi tekrardan tığım ipimi doladım. Alttan yine 2 iki tane ikili trabzan atlıyorum. Yandaki boşluğun içerisine 1 tane ikili trabzan. Tekrar tığım öpümü dolayıp 2 iki tane ikili trabzan atlayıp yandaki boşluğun içerisinde bir tane ikili trabzan. Şimdi sıralı bir şekilde 3 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu sırada kasım mı olabilir? Şöyle elinizle düzeltmeniz gerekebilir. Şimdi devam ediyorum. Yine tığım öpümü dolayıp 3 tane ikili tırabzanımızı ördükten sonra gelen boşluğun içerisine 1, aynı boşluğun içerisine 2 Aynı boşluğun içerisine 3 ve tekrar batıyorum. 4 tane iki trabzanımı örerek köşemi örmüş oldum. Tığın üst ipimi dolayıp 2 iki tane iki trabzan atlayıp bakın arkadan kısa kalan ipimi de yürütüyorum bu şekilde. Bir alt sırada bıraktığımız. Yine tekrardan bir tane ikili trabzan, 2 iki tane iki trabzan atlayıp yine orta boşluğuna bir tane ikili trabzan, yine iki tane iki trabzan atlayıp bir tane ikili trabzanımızı örmüş olduk. Bu sırada kasılma yapabilir. Şöyle elimizi düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Yine iki köşe arasındaki üç tane ikili trabzanlarımı ördükten sonra sıra geldi yine köşemi örmeye. İki tane iki trabzan atlayıp yandaki orta boşluğa bir. Aynı boşluğun içerisine iki. Aynı boşluğa üç. Aynı boşluğa dördüncü ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonrasında yine iki tane ikili trabzan atlayıp bir tane ikili trabzan ördüm orta boşluğuna. Tekrar tığım üst hepimi dolayıp iki tane ikili trabzan atlayıp bir tane ikili trabzan ördüm orta boşluğuna. Tekrar tığım üst dolayıp iki tane ikili trabzan atladım. Yine bir tane ikili trabzanım ördükten sonra ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelmiş olduk. Yine 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra başta işte yapmış olduğumuz ikili trabzanın tam tepe noktasına batıp ipimi kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum artık burada ipimi kesiyorum. Şimdi sıra geldi şöyle yine ipimi arkaya doğru çektim. Şimdi diğer bir rengimize geçiyoruz. Şöyle hasır renk ipimi alıyorum. Yine yeni rengimizi yine parmağım ipimi dolduktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi bu sıra bizim sık iğne sıramız. Şimdi Burada şeye baktığımızda toplamda 4 tane iki trabzanımız olması gerekiyor. Şimdi tam bu noktada birincinin tepesine batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Şimdi yandakinin tepesine batıyorum. İkinci sık iğne örüyorum. Şimdi burada bakın üçüncünün tepesine batmadan şu orta boşluğa batıyoruz. Bir aynı noktaya iki aynı noktaya üç tane sık iğnemi ördüm. Bakın iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra Hemen orta boşluğa battım. Bu sefer tepesine değil. 3 tane bu boşluğun içerisine 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi devam ediyorum. Yandaki iki trabzan tepesine bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne şeklinde. Diğer köşeye gelene kadar İkili trabzanların tepelerine birer defa batacağız ve sık iğne öreceğiz. Şimdi köşeye kadar geldim bakın. Şimdi köşeye geldiğimizde yine iki tane sık iğnemiz ördükten sonra orta boşluğuna batıyorum. Bakın bir aynı noktaya iki aynı noktaya üç tane sık iğnemi ördüm. Şimdi yandaki ikili trabzan tepesine bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçiyorum bir sık iğne yanına geçtim bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Burada ikili trabzanların tepelerine dediğim gibi sık iğne örüyoruz. İlerlerken bu kısa kalan iplerimi de ben yine yürütüyorum aradan. Şimdi yine ikili trabzan tepesine battım. Bir sık iğne ördüm. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Orta boşluğuna geldim. Köşenin 1 2 3 3 tane sık iğnem ördükten sonra bu köşeyi de tamamlamış olduk. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. 2 köşe arasında toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde sık iğnem var. Şimdi devam ediyorum. Yine ikili trabzanların tepelerine birer defa batıyorum ve sık iğne örüyorum. Köşe noktasına geldiğimizde boşluğun içerisine bu şekilde 3 kere batıyoruz ve köşeyi dönmüş oluyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Battıktan sonra ipimi çekiyorum ve bu şekilde kapatmamızı yapıp bir tane de zincirimi çekiyorum. Daha sonrasında ipimi burada kestim ve şöyle kısa kalan ipimi de arkaya doğru atacağım. Şimdi bir alt sırada yapmış olduğumuz yürüttüğümüz iplerimi de bu şekilde ben kesiyorum dediğim gibi bunları da bu şekilde kestim. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra şöyle el ütüsü yapmamız gerekiyor. Zaten en son ütüleyeceğiz. Şimdi yeşil rengimize geçiyoruz. Son sıramızı öreceğiz. Bu sırada da yine sık iğne halinde son sıramızı öreceğiz. Yine renk geçişimi bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. Şimdi burada hemen köşe noktasında bakın bu boşluğun içerisinde 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi birincisinin tepesine batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yandaki yani ikinci sık iğnenin tepesine bir Aynı noktaya 2 aynı noktaya üç tane sık iğnemi ördüm bakın biriyle başladık e, ikincinin tepesine de bu şekilde üç tane sık iğne ördüm Yandakinin tepesine bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne şeklinde diğer köşeye gelene kadar her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum bakın köşe noktasına gelmiş olduk Şimdi köşe noktasına geldiğimizde yine köşede 3 tane sık iğne göreceğiz. Yine birincisinin tepesine bir tane battıktan sonra ikincinin tepesine bir, Aynı noktaya 2, aynı noktaya 3 tane sık iğnemi örüyorum. Şimdi yandakinin tepesine bir sık iğne, yanına geçtim bir sık iğne, yanına geçiyorum bir sık iğne şeklinde diğer köşeye gelene kadar. Yine her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batacağım ve sık iğne öreceğim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ipimi bu şekilde kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektim burada ve artık ipimi kesiyorum. Şimdi bu şekilde ilk olarak motiflerimizi örüyoruz. Şöyle yine kısa kalan ipimi de arkaya doğru çektim. Arka tarafına geçmeden önce şöyle yine eli tüsü yapıyorum. Çekiştiriyorum. Şöyle baktığımda yine içeride yürüttüğüm kısa kalan iplerimi şöyle temizliyorum. Bu şekilde temizledikten sonra motifimi hazırlamış oldum. Şimdi çantanın orijinaline baktığımızda önü için bu şekilde toplamda 6 tane motif kullanılmış. Bakın en olarak 3 yine boy olarak da bu şekilde iki tane motif kullanılmış. Şimdi önü için altı tane, arkası için altı tane, yanlar için de ikişer tane yani toplamda dört tane motiflerimizi örmemiz gerekiyor. Toplam olarak bu şekilde 16 tane motifimizi örmemiz gerekiyor. Dediğim gibi önü için 6, arkası için 6, yan kenarları için de yine ikişer tane yani toplamda 4 tane motiflerimizi örerek bu şekilde çantamızın önünü, arkasını ve yan motiflerini tamamlamış olacağız. Şimdi ben motiflerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Üzerine baktığımızda e, motiflere iğne ile birleştirme yapılmış. Ben de o şekilde yapacağım. Etamine iğnesine ipimi yerleştirdikten sonra burada motiflerimi birleştirmekte başlıyorum İlk olarak şöyle kendi aralarında en olarak birleştireceğim Daha sonrasında boylan birleştirme yapacağım Şimdi tam köşe noktasından batıyorum bu şekilde battım ipimi sabitledim Daha sonrasında bir tane daha motif alıyorum onun da tam köşe noktasından batıp bu şekilde ipimi sabitliyorum. Şimdi kendimden karşı olacak şekilde sadece arka ilmek dallarına batarak bu şekilde bir birleştirme yapıyoruz. Orijinalinde de bu şekilde olmuş birleştirme. Bakın bir buradan, bir arka ilmek dalından denk gelen ilmeğine batıyorum ve birleştirmemi bu şekilde yaptım. Bir tane buradan, bir tane arka ilmek dalından battım. ipimi sabitledim. Şimdi bu şekilde bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek arka ilmeğinden battım ve sabitledim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonrasında bu dört motifi nasıl birleştiriyorum bunu göstereceğim. Zaten diğer motiflerin birleştirimi de yine gösterdiğim şekilde olacak. Şimdi ben burayı sıra sonuna kadar birleştireyim. Daha sonrasında bunları nasıl alıyoruz? Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim ve birleştirmeyi yaptım. Şimdi ipim karşı tarafta. Yandaki motifimi alıyorum. Tam köşe noktasına battım ve ipimi buraya sabitliyorum. Bakın. Sabitledikten sonra hemen karşı buradaki ilk motifimin köşe noktasına batıyorum. Bakın burası önemli. Bu şekilde yapıyorum ki ortada boşluk kalmasın. Şimdi burayı çekiştiriyorum iyice orta kısmını. Şöyle orta kısmı kapattıktan sonra alttan bir tane motif alıyorum. Bunun da tam köşe noktasına battım ve artık bu şekilde ilerleyeceğim. Karşılık olacak şekilde burayı da sabitledim. Karşılıklı olacak şekilde burayı birleştiriyorum. Şimdi burayı da sıra sonuna kadar birleştireceğim. Daha sonrasında bakın burayı birleştirdim. Hemen karşılık gelen ilmeğine battım, birleştirdim. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık gelen noktasına batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar birleştireceğim. Yine aynı şekilde buradan bir motif, buradan bir motif. Burayı komple birleştiriyoruz. Daha sonrasında yan iki motifimi alıyorum. Burayı birleştiriyorum. Daha sonrasında diğer parçayı alıyorum. Ve bu şekilde bütün motiflerimi uzunca birleştireceğiz. Daha sonrasında taban bölümümüzü öreceğiz. Orada daha net anlaşılacak her şey. Şimdi bu şekilde devam ediyorum ve bütün motiflerimi gösterdiğim gibi birleştirelim gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimizde yine burada ipimizi arka tarafta sabitleme yapacağım. Burada artık ipimi kopartacağım ben. Çünkü diğer motiflerimi ben birleştirmesini yaptım. Size göstermek için bu motiflerimi bırakmıştım. Şimdi burayı arka tarafta ipimi sabitliyorum. Şöyle Burada ipimi sabitledikten sonra artık kesiyorum. Şimdi burada açık kalan bölümleri birleştirme yapacağız. Şimdi motiflerimi şöyle yan tarafına çevirdim. Yine köşe noktasından battım, burayı sabitledim. Yine diğer motifin köşe noktasına batıp sabitledim. Karşılıklı olacak şekilde bütün ilmekler birbirlerine denk gelecek şekilde birbirlerine dikip e, sabitlememizi yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde sabitledikten sonra ipimi kopartacağım. Ee, yine buradan başlayacağım, burayı tamamlayacağım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde motifleri birleştirmesini yapmış oldum. Bakın bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane motifimizi birleştirmiş olduk. Dediğim gibi ön tarafı için şu şekilde altı motif, diğer arka tarafı içinde yine altı motif. Şöyle yan kenarları içinde şu şekilde iki tane motifimizi birleştirmiş olduk. Şöyle de tekrar göstermek istiyorum. Şimdi göstermek için ben birleştirmesini yapmadım size. Yine burayı da birleştireceğim ve üst gövde kısmına tamamlamış olduk bu şekilde. Ben birleştirmeyi yaptıktan sonra ütüleme kısmını yapıyorum. Bakın arka tarafından ütülemesini yaptım. Ütülemeyi de neden yapıyorum? Çünkü kağıt tip olduğu için birleştirme yerleri potluk durabilir. O yüzden en son birleştirdikten sonra dediğim gibi ütülemesini yapıyorum. Şimdi bu açık kalan kısmı da birleştiriyorum ve çantamın gövde kısmını tamamlamış oldum. Şimdi daha sonrasında çantamızın taban bölümünü örmeye başlayacağız. İlk olarak motiflerimizi örüyoruz ki motifimizin oluşan gövde kısmına göre taban bölümümüzü örelim. Ona göre bir taban bölümü ayarlayacağız. Şimdi burayı da birleştirmesini yapıyorum yine gösterdiğim gibi. Sıra sonuna kadar birleştireyim. Taban bölümüne başlayacağız. Şimdi bu şekilde çantamızın gövde kısmını birleştirmiş olduk. Şimdi sıra geldi taban bölümünü örmeye. Çantanın orijinaline baktığımızda taban bölümü bu şekilde hasır iple örülmüş. Ben de hasır rengi ipimi alıyorum. Şimdi burada zincir çekerek başlayacağım. 35 tane zincir çekerek başladım. Çantamızın taban bölümünü şöyle bir ölçü aldım. Çantamı şöyle tutuyorum. Bakın çekmiş olduğum zincir parçasını da aldım. Şöyle baktığımda arttırmalar ile bu şekilde orta kısmından başlamış olduk. Zincirimizi çektikten sonra şimdi tabanımızı örmeye başlayacağız. Geriye dönüyorum. Bakın 34. zincirin içerisine battım bir tane sak iğne. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sak iğnemi ördüm. Aynı noktaya tekrar battım ve üç tane sak iğne örmüş oldum. Şimdi burada yer belirleyicisine ihtiyacımız var. üçüncünün tepesine bir tane yer belirleyici taktım ve birinci yaptığım ilk yaptığım sık iğnenin tepesine de yer belirleyici mi takmış oldum. Yani birinci ve üçüncünün tepesine yer belirleyicimi taktım. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar her bir zincirime birer defa batacağım ve sık iğne öreceğim. Birçok kez o oval çanta tabanı anlattığım için bu videoda çok uzun uzun anlatmayacağım. Her sırayı göstermeyeceğim. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldiğimde son zincirin içerisine burada üç tane yine başta yapmış olduğumuz gibi sık iğnemizi öreceğiz. Birinci ve üçüncü yaptığımız sık iğnenin tepesine yine yer belirleyicimizi takacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi daha sonrasında döneceğiz ve e, zincirin devamına yani sık iğnenin karşıdaki şu boşluklara da birer tane sak iğne yaparak karşılıklı doldurmuş olacağız. Şimdi anlattığım şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. E, başlangıç yaptığım noktaya kadar geleceğim. Şimdi başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Bakın dediğim gibi sıra sonunda da yine burada birinci ve üçüncünün tepesine yine yer belirleyicimi yerleştirdim ve köşeyi döndüm şöyle yakın göstermek istiyorum hiç bilmeyenler için karşılıklı sık iğne doldurmuş olduk şimdi başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim yer belirleyicimi burada çıkartıyorum bu çıkardığım noktanın içerisine bakın ilk yaptığım buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum birinci sık iğnemi ördükten sonra hemen tepesine yer belirleyicimi yerleştiriyorum daha sonrasında aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğnemi örüyorum yandakinin tepesine batıyorum bir sık iğne aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğnemi örüyorum daha sonrasında yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardım noktaya bir aynı noktaya tekrar batıyorum ve iki tane sık iğnemi ördüm. Yani ikinci sıramızda burada alt sırada üç tane sık iğnemizin her birine çift batarak altıya çıkarmış olacağız. Arttırmamızı yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum ve sık iğne örüyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine üç tane olan sık iğnemin tepelerine çift batarak burada 6'ya çıkarmış olacağız ve yine Burada yapmış olduğum gibi her gördüğüm sık iğnenin tepesine bat birer defa batacağım ve başlangıç yaptığım noktaya kadar geleceğim. Bakın bu noktaya dediğim gibi birinci ve ikinci, üçüncü, üç tane olan sık iğnemizin her birine çift batarak sıramızı tamamlamış olacağız. Şöyle farklı renkte yine bir tane yer belirleyici alıyorum. Burası da benim başlangıç yaptığım taraf olduğu için şöyle bir tane yer belirleyicimi buraya taktım. E, yerimi bilmek adına. Şimdi sıra sonuna kadar her Gördüm. sık iğneye birer defa batacağım sık iğne öreceğim sıra sonuna geldiğimizde çiftimizi batacağız ve başlangıç yaptığımız noktaya kadar gelelim Şimdi gösterdiğim şekilde başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. İlk yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya birinci tekimi örerek yeni sırama başlıyorum. Şimdi üçüncü sıramızda bir tane tek bir tane çift de devam edeceğiz köşelerde. Birinci tekimi ördükten sonra hemen yandaki sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Bakın iki kere battım. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane tek örüyorum. Yanına geçiyorum bir tane çift örüyorum. Bakın yandakinin tepesine bir tane tek ördüm. Buradaki son yer belirleyici çıkartıyorum. Çıkardığım bu noktaya bir Aynı noktayı tekrardan batarak iki tane sık iğnemi ördüm. Ve son yaptığım sık iğnenin tepesine yine yer belirleyicimi yerleştirmiş oldum. Şimdi bu sırada dediğim gibi toplam olarak bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift şeklinde yapmış olduk köşemizi. Diğer köşede yine aynı şekilde olacak. Bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift şeklinde üç kere tekrar edeceğiz. Çünkü başlangıç yaparken üç tane sık iğne ile başladığımız için her sırada üç kere tekrarımız olacak. Şimdi her gördüğüm sakinin tepesine birer defa batıyorum ve sakini örüyorum. Şimdi bundan sonrası zaten çok kolay ilerleyecek. Tabanımız Buraya anlatarak geçmek istiyorum çünkü video çok uzun olsun istemiyorum şimdi burada 3. E, sıramızda bir tane tek bir tane çift yaptık bir sonraki sıramızda iki tane tek bir tane çift iki tane tek bir tane çift şeklinde devam edeceğiz yine iki tane yer belirleyicinin arasında üç kere tekrar etmiş olacağız diğer köşede yine aynı şekilde olacak bakın tek taraflı anlatıyorum diğer tarafta aynı şekilde buralar zaten dümdüz e, her birinin tepesine birer defa batıp sık iğne ördüm gördüğümüz noktalar. O yüzden burayı hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi iki tane tek bir tane çift ördükten sonraki sıramızda üç tane tek bir tane çift üç tane tek bir tane çift şeklinde devam edeceğiz bir sonraki sırada dört tane tek bir tane çift şeklinde devam edecek yani buradaki mantık her bir sonraki sırada teklerimiz artacak çiftlerimiz zaten üst üste geliyor bakın bu şekilde yani iki tane tekse bir sonraki sırada üç tane tek dört tane tek 5 tane tek yani hep bu şekilde ilerleyecek ta ki çantamızın taban bölümü istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edecek zaten en son ben kaç sıra ördüm e, söylüyor olacağım. Şöyle baktığımızda daha örmemiz gereken sıralarımız var. Bakın mesela bu şekilde bir ölçü almamız gerekiyor. Şöyle e, çantanın orijinaline baktığımızda toplamda 7 sıra örülmüş. E, ben de o şekilde ilerleyeceğim. Bakacağım en son kaç sıra ördüm ve kaç tane tek ördüm e, bundan da bahsediyor olacağım. Eğer taban bölümünde anlamadığınız bir nokta olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ben zaten başka taban detaylıca anlattığım taban videolarımı da açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Dediğim gibi bu video çok fazla uzun olsun istemediğim için taban bölümünü bu şekilde anlatıyorum. Ama yeni başlayanlar da örsün istediğim için dediğim gibi size ekstra bir tane video bırakacağım açıklamalar kısmına. Şimdi anlattığım şekilde çantamızın taban bölümünü çantamızın duvar kısmına göre örüp tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamın taban bölümünde örüp tamamladım. Şimdi en son kaç tane tek onu söyleyeceğim. Bakın şurada çift batmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane tek, 1 tane çift şeklinde 3 kere tekrar yapmış oldum bu şekilde. Dediğim gibi toplamda en son 6 tane tek, 1 tane çift. 6 tane tek, 1 tane çift yaparak köşeleri örmüş oldum. Şöyle sıra sayısı olarak da baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 sıra örerek tamamlamış oldum. Şöyle ölçü aldım. Eğer farklı bir ip de yapacaksanız diye bakın ölçüyü bu şekilde aldım. Ördükçe tabanımı çantamın e, iç kısmını şöyle yerleştirdim. Etraftan e, diktiğimde nasıl duracak bunu bir göz önünde bulundurdum. Bu şekilde eşit geliyorsa tamam demektir çantamızın taban bölümü. Şimdi birleştirme yapmadan önce ben burada tabanımı arka kısmından ütüle ütü dememi yaptıktan sonra ben çantamın içerisine astarlama yapacağım. Astarlama yapacağım için burada çantamın astarlı kumaşında kesmiş oldum. Şöyle kumaş parçamı aldım. Etrafında dikiş payları bırakarak şöyle bir göz kararı parçamı kestim zaten buraları en son oval şeklinde kesip o şekilde kumaşa gövde kısmındaki kumaşına birleştireceğim ve gövde kısmının kumaşını kesmedim daha çünkü çantamızın ağız kısmına sık iğne öreceğimiz için orada gövde kısmında eğer bu aşamada keserseniz yanlış kesmiş olursunuz şimdi parçamı da bu şekilde kestikten sonra bunu da söylemek istedim sizde eğer astarlama yapacaksanız taban bölümünde bu aşamada kesin diye söylemek istedim şimdi burada en son bakın burada bir tane kaydırmamı yapıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. Dikiş yapacağım için burada uzunca bir ip bırakıyorum. Çantamın taban bölümü için şöyle ipimi kestim. Daha sonrasında ilmeğimi çıkartıyorum. Burada etamin iğneme ayırdığım ipimi yerleştireceğim ve çantama taban bölümümü birleştirmeye başlayacağım. Ayırmış olduğum ipime şöyle etamin iğnemi yerleştiriyorum. Daha sonrasında dediğim gibi zaten motifi birleştirdiğimiz gibi ilmekleri birbirlerine denk gelecek şekilde birleştirmeye başlayacağız. İpimiz burada olduğu için ipimi tam köşe noktasına kadar şöyle yürütme yapacağım. Eğer burada ipinizi koparttıysanız zaten sorun değil. Tam köşeden artık birleştirmeye birleştirmeye başlayabilirsiniz. Şöyle tam köşe noktasına kadar ipimi yürütüyorum. İpimi köşe noktasına kadar yürüttüm. Tam şu noktada birleştirme yapacağım artık. Bakın tam kenar bölüme bir tane motifimizi örmüştük yan bölüme. Şöyle ipimi buraya köşeden sabitledim. Daha sonrasında bir ilmek aldım, bir ilmek arka taraftaki motiften battım. Şimdi karşılıklı olacak şekilde et, etrafından dönerek burada. Tabanla gövde kısmını birleştirmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde birleştireceğiz. Bir ilmek buradan alıyorum, bir ilmek karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Şimdi etrafından dönerek tabanımı sabitliyorum. Gösterdiğim şekilde taban bölümünü bu şekilde etrafından dönerek birleştirmemi yaptım. En son iğnemi iç kısmına verdim. Şurada bir sabitleme yaptıktan sonra buraya göstermek istiyorum. Şöyle birkaç tur. E, kağıt ip olduğu için ikiye ayrılıyor birkaç tur düğüm attıktan sonra şöyle çekiyorum fazla kalan ipimi de şöyle kesiyorum zaten hastalama yapacağım için sorun değil burada sabitleme yapmayı mutlaka e, unutmayın yapın yani şöyle göstermek istiyorum Bakın bu kısmı da en son ütüleyebilirsiniz şimdi çantamın taban bölümünü de tamamladıktan sonra duvar kısmında yaptık şimdi çantanın orijinine baktığımızda ağız kısmında sak iğneler örülmüş Biz de o şekilde öreceğiz Yine hasır rengi ipimi parmağıma doladım. Bir tane zincirimi çektikten sonra tam bu köşe noktasından başlayacağım. Bakın tam yanda şu noktadan başlıyorum. Şimdi burada her gördüğüm sak iğnenin tepesine birer defa batacağım ve sak iğne öreceğim. Şimdi yanına geçiyorum. İlerlerken bu kısa kalan iplerimi de içten yürüteceğim daha bir temiz görüntü için. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Burada ekstra bir şey yok. Döne döne sık iğneli bir bölüm öreceğiz. Çantanın orijinalinde de bu şekilde yapılmış dediğim gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batacağım. Sıramı kapatacağım. Sıramı kapattıktan sonra bir tane zincir çekip bir sonraki sıraya geçeceğim. Yine her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batacağım ve burayı istediğim kalınlığa gelene kadar öreceğim. Son zaten kaç sıra ördüm fikir olması açısından söylüyor olurum. Şöyle devam ediyorum. Bakın burası sık iğne olduğu için dediğim gibi detaylıca göstermiyorum. Her gördüğüm sık iğneye birer kere batıyorum, sık iğne örüyorum. Bakın şu arada kısa kalan iplerimi de yürütüyorum. En son çantamı astarlama yapacağım için duvar kısmını da bakın bu şekilde sık iğne halinde ördükten sonra kumaş astarımı keseceğim. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar sık iğnemi örüp çantamı tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamın az kısmını da 5 sıra sık iğne ile örüp tamamlamış oldum gösterdiğim şekilde. Şöyle yakında göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde dümdüz ördüm. Şimdi sıra geldi çantamızın askısını hazırlamaya. Çantamın askılarını ben bu şekilde hazırladım. Şimdi çantama sabitleyeceğim. Bu askıların yapılışını da açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Çantamızın askısını hazırladıktan sonra şimdi çantamın iç kısmına sabitleyeceğim. Bakın şöyle Şurada göz kararlı bir ölçü alıyorum. Şuradaki motiflerimizden bakın önde 3 tane motifimiz var. Birinci ve üçüncünün ölçüsünü alıyorum. Sık iğnenin arasından ipimi yerleştirdim. Bakın buradan dikme yapıyorum. Bu şekilde bunu buraya sabitleyeceğim. Şimdi bir tane de buradan batıyorum. Üstüne ipimi doluyorum. Şimdi bir tane de buradan batıyorum bir sık iğne, bir tane de buradan batıyorum. İpimi üstünde bırakıyorum, bakın bu şekilde. Üst üste burayı dolduruyorum, iyice sabitleyeceğiz. Şimdi gösterdiğim şekilde burayı iyice sabitledim. Askı olduğu için iyice sağlam olduğundan emin olalım. Daha sonrasında ipimi orada kestim. Yine devam edeceğim. Diğer tarafı da yine aynı şekilde buraya sabitleyeceğim. Bakın buradaki noktaya buraya da bu askımın ucunu sabitleyeceğim. Daha sonrasında yine aynı şekilde diğer askımı da buraya sabitleyeceğim. Ve bu şekilde askılarımızı da tamamlamış olacağız. En son ben astarımı yapacağım için çantamın formunda astarımı da hazırladım en son çantamın iç kısmı astarımı dikeceğim şimdi askılarımı da gösterdiğim şekilde sabitleyeyim Şimdi gösterdiğim şekilde askıları da sabitledim. Şimdi sıra geldi çantamın astarlamasını yapmaya. Gösterdiğim şekilde taban bölümünün astarını kesmiştim. Duvar kısmını da etrafından kumaş parçamı ölçü alarak bakın bu şekilde ilk önce büyük parçaları uç uca diktikten sonra etrafından alt taban bölümünü birleştirdim. Daha sonrasında şimdi iç kısmına yerleştiriyorum astarımı. Şimdi elde dikiş yaparak astarımı çantama sabitleyeceğim. İğne iplik yardımıyla şu şekilde yapacağım. Bunu detaylıca göstermeyeceğim. Bakın, uç kısmını şöyle dikiş payı bıraktığım noktaları içeriye doğru iki tur şeklinde kıvıracağım. Daha sonrasında burada incecik bir dikiş yapacağım en son az kısmında bir tane çıt çıtımı dikerek çantamı tamamlamış olacağım zaten bu aşamalar kolay daha gösterecek bir şey olduğunu düşünmüyorum Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın